Dunning-Kruger sendromu nedir? Nasıl bir hastalıktır hocam? Evet, Dunning-Kruger sendromu Cornell Üniversitesi'nden iki ilim adamı Profesör Doktor Justin Kruger ve David Dunning keşfettikleri ve insanlar üzerinde deneyip test ettikleri, belgeledikleri için ikisinin soyadını taşır. Dunning-Kruger sendromu. Dunning-Kruger sendromu nedir? Kifayetsiz kişinin aşırı muhteris olması. Şimdi bu ne demek? Yani bazı insanlarda bir atasözü vardır. Cahil cesareti diye Türkçe'de eskiden. Cahil cesareti. Evet. Cahil adam cesaretli olur. Her konuda atlar. Ben yaparım, onu yaparım, bunu yaparım, şunu yaparım. O benim işim, bu benim işim. Bilmediği konularda. Her konuda konuşur. Evet. Kendine Tarih özgüveni olur. olması daha iyi değil midir hocam? Hı? Kendine özgüveni olan insan daha sağlıklı değil midir aslında toplum içerisinde? Özgüven ayrı. Bilgili insanların yerin yanında haddini bilmemek ayrı bir şey. Haddini aşmak. Peki bunu Kendini nasıl bilmemek. önlüyoruz? Bunu bitkilerle önleme yolu var mı bunun? Kendine hakim olma. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yavaş sakin ol. Çok merak ettim Kifayetsiz hocam çünkü o yüzden. kişi iş yerinde diyelim ki bir müdürlük atanacak. O müdüre layık olan kişi, bilgili, görgülü, tecrübeli kişi ne yapar? Hoşgörülü, tecrübeli, bilgili olduğu için genellikle bilgili olan kişi hemen o makam, mevki için hemen ortaya atlamaz. Hemen ben bunu yaparım, ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım demez. Bilgili kişi hoşgörülüdür, alçak gönüllüdür, haddini bilir, terbiyelidir. Nerede, nasıl davranacağını bilir. Fakat cahil olan kişi, o işe layık olmayan kişi hemen oraya ben bu işi yapacağım diye girer. Evet. Genelde de böyle insanlar Gider. kurum arasında çok fazla dışlanır, sevilmez bu tarz insanlar. Patronlara yalakalık yapar. Efendim rüşvet, hediye vesaire her şey yolunu dener oraya ulaşmak için. Ha bu kişi sadece basit bir iş yerinde bir sıradan işle ilgili değil. Ta devletin en yüksek kademelerine kadar bu insanlar yükselebilir. Evet. Mesela İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler eskiden, Rusya'da Stalin. Bu insanlar bu duruma nasıl gelmişler? Aşırı muhteris olmalarından. Kişiliksiz, kifayetsiz insanlar. Yani bilgili insanları kendi komutlarını, emirleri altına almışlar ve insanları yanlış yönlendirip milyonlarca insanın ölümüne dahi bunlar sebep olmuştur. Mesela bir iki örnek vereyim. Bülent Ecevit ve Erdal İnönü. Erdal İnönü yıllarca okumuş, üniversitede profesör, yükselmiş yükselmiş, ilim yapmış. Ecevit, Bülent Ecevit başaramamış. Sadece lise mezunu ama çok hırslı. Her şeyi ben yaparım. Şöyle yaparım, böyle yaparım. Ne oldu? Oyları yani iktidara geldi, yapamadı, iktidara geldi, yapamadı vesaire vesaire. Ama buna rağmen vazgeçmiyor. Oyu %0, şu kadara düştü, hala vazgeçmiyor. Ne yapıyor? Onda böyle bir kompleks. Sadece siyasetçilere değil, iş yerinde de, her yerde bu tür insanlar var. Cahil cesareti, yani konuya hakim olmadığı halde, herhangi bir konuyu bilmediği halde, herhangi bir yerde, herhangi bir toplantıya katıldığınızda mesela bitki konuşulsun, o bitki uzmanı. Mesela Frankfurt'ta böyle bir toplantıda sohbet. İlahiyat profesörü bana dedi ki gastritim var hocam. Ne tavsiye edersiniz? Ben ona bir tavsiyede bulunacaktım. Oradan bir genç dedi ki, aa ben biliyorum. Ne biliyorsun dedim. İşte bizim orada bir reyhan yetişir, işte şu ile ilgili, böyle ilgili. Reyhan nasıl bir bitki dedim. 5 metre boyunda. Evet. Reyhan dediği bir ot yani. 30 santim, 40 santim boyunda bir bitki. Evet. Anlattı da anlattı. Yani herkes güldü bazıları tabii bilenler, bilmeyenler baktı. Veya herhangi bir yerde futbol yani Galatasaray, Fener şöyle şöyle oynadı.
Yani konuya hakim olmayan, bilmeyen kişi hemen oraya girer. Evet, anlatır, anlatır, anlatır. Evet, sanki şu, kendisi dört dörtlük okunu biliyormuş. İşte bu tür cahil cesaretim, kifayetsiz, muhteris, aşırı hırslı. Bununla ilgili Profesör işte Justin Kruger ve David Dunning klinik araştırmaları yapmışlar. Üniversitede 45 çocuğu, genç, üniversite okuyan genç almışlar. Sormuşlar soruları. Sonra tekrar bunlara demişler ki, çok zeki olanlara, yani yüzde kaçını bilebildin sorunu, tahmini kaç puan alabilirsin? Çok süper zeki olanlar demiş ki, 70 puan. Tamam. Halbuki onlar 90-100 puan almış. Hı hı. Bilgili olan hoşgörülü, alçak gönüllü ve hiç öyle havalı değil. Diğerlerine sormuşlar, 10 puan alanlara. Yani en düşük puan alanlara, cahil olanlara ya böyle. Demişler ki 90-100 puan alır. Hep böyle yani. Bu tür insanlar her yerde her zaman var. Trafiğe çıktığında bu tür insan mesela araba sürüyorsa hep o haklıdır. Hiç kimse haklı değil. Bir iş yerinde bu kişiye bir görev verirsen Allah korusun ne yapar? Bir müdür olsa. Alt kademede çalışan herkesi ezer. Evet. Üst kademedekilerine yalakalık yapar. Evet. Gelir onu şikayet eder, bunu şikayet eder, şunu şikayet eder, şu şöyle de yaptı, bu böyle yaptı vesaire. Hı hı. Mesela bizim bir... Evde bile oluyor bu tarz şeyler aile içerisinde. Tabii öyle bir kişi ailede olursa o ailede huzur olmaz. Evet. Çünkü her konuyu bilir. Bilmez ama biliyormuş gibi. Şimdi şöyle, bunu şuna benzetelim. Elinizde portakal büyüklüğünde bir balon düşünün. Bu balonun ne kadar alanı, hacmi var, ne kadar çapı var? Küçük. Yani bir portakal büyüklüğünde, yumruk kadar diyelim. Bir alan kaplar. Bir de bu stüdyonun büyüklüğünde balon düşünelim. Ne kadar alan kaplar? Çok büyük bir alan kaplar. Evet. Değil mi? 100 metreküp mesela, örnek veriyorum. Hı hı. Bilgi de böyledir. Evet. Kişinin bilgisi büyüdükçe hoşgörülü, alçak gönüllü. Kulağıma söylüyor, burası 350 metrekare diyor. Aa, maşallah, 350 metrekare. Evet. Bu 350 metrekare büyüklüğündeyse, 350 metrekare büyüklüğünde bir balon düşünün. Hacmi ne kadar büyükse, kişinin bilgisi ne kadar büyükse, o kadar dış dünyayla temas halindedir. Ve kendi küçüklüğünü bilir, yani haddini bilir. Dış temasla, ben buyum. Hadsizlik yapmaz, terbiyesizlik yapmaz. Fakat diğeri nedir? Bilgisinin hacmi çok küçük bir portakal kadar düşünün. Küçük bir hacim bilgisi. Teması da dış dünyayla nedir? Sıfır. Her şeyi kendi biliyor zanneder. Bu nedenle bu tür insanlara iş yerlerinde yetki verirseniz zarar verir iş yerine. Bu nedenle görev verirken insanlara dikkat edeceksiniz. Mesela Almanya'da böyle bir İş yerinde çalışmıştım ben bir ara. Şimdi bir tane şef olmuş ama kafa yok. Bu kapıdan giriyor, o kapıdan çıkıyor. Bu kapıdan giriyor, o kapıdan çıkıyor. Gel bakayım buraya. Ne oluyor? Niye koşuyorsun? O kapıdan giriyorum, bu kapıdan çıkıyorum, bu kapıdan o giriyorum. Derdin ne dedim? Şef dedi, gelirse görürse dedi çalışmıyor zanneder. Dedim böyle de çalışmıyorsun. Olsun dedi. Bir şey yapıyor zannetsin dedi. Allah psikolojiye bak, bozulmuş. Hı hı. Bir başka Alman da orada şöyle ince ince plastik sepetler olur. Hı hı. Böyle tekerleklerin üstüne korsunuz 25 tane, içerisinde gıda korsunuz. 25 sepet bir tekerlekle sürebilirsiniz. 30 metre ileride o yeri var, oraya götürüp koyarsınız. Şimdi bu bir tane eline sepet alıyor, plastik sepet. Koşa koşa 30 metreye gidiyor, bırakıyor. Geri geliyor, bir sepet daha alıyor, koşa koşa gidiyor. Onun işi değil halbuki. Hı hı. Yani şef patron görürse işi kızar mı diye korkuyor. Gel buraya dedim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım dedim. Çalışıyorum dedim. Dedim ki 25 tane sepet. 2 dakikada oraya götürebilirsin. Bu tekerleklerin üstüne koyarak. Hı hı. Ama sen bir tanesini götürüyorsun. Yine 2 dakika 3 dakika geçiyor. 25 tanesini dakikasını götürsen. 25 tanesini götürsen. Yine 2-3 dakika.
Dedim sen ne kadar zaman kaybına sebep oluyorsun biliyor onlar musun? Onlar tek tek götürünce hepsini hesaplayıp 25 dakika yapıyor. Şimdi bir tanesini 2,5 dakikaya götürse 25 taneden hesaplasa hadi en kötü ihtimalle yarım saati. La ilahe illallah Muhammed Resulullah 25 tane körpüde götürsen 3 dakika zaman alıyor. Bir tane götürsen de 3 dakika zaman alıyor. Kaç dakika senin zararın oluyor bu şirkete dedim. Bir saat dedim boşuna çalışıyorsun. Boş koşuyorsun. Leerlauf denir Almanca. Boş koşu. İş yapıyormuş gibi gözükmek, koşmak. Türkiye'de bir işçinin iş verimliliği bir günde yaptığı iş verimliliği 2,4 saat. Yani 2,5 saat bile değil. Bir günde yaptığı verimlilik, iş verimi. Verimlilik ya iş yerinde. Yapmış olduğu iş. Evet hocam, bu ortalama saat. Bu ne demek? Saat. Ortalama. Bizler için geçerli değil. Ortalama herkes için. La ilahe illallah onları. Genel bu, genel bu. Benim genel. Bu kadar boş vaktim yattı. İstatistik veri. Allahümme sallallahu. İsim alınmıyorum bu konuyu. 2,4 yani 2,5 saat bile değil. Türkiye'de iş verimli işçinin yapmış olduğu fayda, ekonomiye katkı. 2,5 saat bir günde yapmış olduğu iş. 8 saat yerine 2,5 saat çalışıyormuş gibi diğer tarafı uyuyor. Almanya'da 6,5 saat, Japonya'da 7 saat. Japonlar 1 saatini kaytarır. Yani o kadar tempolu çalışıyor. Ortalama yani ortalama orada insanların hemen hemen hepsi ne demek? Robot gibi çalışır demek Japonlar. Almanlar da onunla yakın, dünyada ikinci. Biz Türkler dünyada Araplardan ve Pakistanlardan sonra iyiyiz yani. İkinci, üçüncü, sondan ikinci, üçüncü sıradayız. Japonlar o kadar savaştan sonra bu kadar zengin olmaları, Almanlar demek ki bu kadar çok çalışmaya bağlı buluyorlar zenginlik. Ha, hep eğitim mesela, eğitim. Şöyle ben bir şeker fabrikasına gitmiştim yıllar önce, 30 yıl önce. Orada bir işimiz vardı. Abimin bir işinin dolayısıyla orada çalıştık. Biz bir aylık işi 2 haftada bitirdik. Robot gibi koştur koştur iş yapıyoruz, kendi işimiz. Şimdi orada şeker fabrikasında koymuşlar oraya bir makine. 5 kişi geliyor, oturuyor lak 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 lak. Bir kişi de gözetliyor, şef patron gelecek mi diye. Gözetlemeye. Orada bakıyor ki gelen giden yok, ıslık çalmıyor. Onlar orada oturuyor, oturuyor. Bütün gün 8 saat bitti gitti şeker fabrikasında. Adamlar öyle lak 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 vakit geçirdiler. Ve Türkiye eğitim sisteminin yanlışlığından dolayı iş verimi dünyada en düşük ülkedir. Bu aşılması gereken bir problem. İnsanları motive etmek, yönlendirmek, ülkeyi kalkındırmak bir eğitim meselesi. Maalesef bizim eğitimimiz ezberci eğitim sistemi olduğu için hala yerimizde sayıyoruz. İnşallah bunu aşarız. Peki hocam bu kadar... Şimdi biz... Evet. İlacın adını mı söyleyeceksin? Bitkinler kifayetsiz mi? Muhterist. Ne demekmiş? Bunu yani Türkçe öğrendim. Karşılığı. Dunning-Kruger sendromu. Adam bir şey bilmiyor ama her şeyi biliyormuş gibi her konuda atlar ve sürekli iş yerlerinde bu tür insanlar mevki makam için sürekli mücadele ederler. Böyle de çok da hırslıdır. Layık olmadığı yere ulaşır. Ulaştığı zaman o işe layık olan insanları da altlarındaki ezer. Evet. Altına karşı kötüdür, üstüne karşı yalakadır. Bu tür insanlar iş yerlerinde zarar verir. Her iş yerinde, her zaman. Kesinlikle. Devlet memuru olsun. Arkadaş bulamazlar, iş bulamazlar, ailelerinde huzursuz olurlar. Bu tarz insanlar çok fazla sevilmez ortamlarda. Ama haki şey olur yani. Yükselirler. Hitler gibi, Mussolini gibi, Stalin gibi. Peki hocam çok merak ettim. Bu tür insanlara ne bu bitkinin adı? Nasıl kurtuluyor peki insanlar bunlardan? Eğitimle, eğitimle. 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 Bir de sarı kantoron forte. Ne yapar? Kişiyi sakinleştirir bu sadece. Yani eğitim vermez. Eğitim okuyan araştırarak olur. Yani. Evet. Yani sarı kantron forte'yi kullandıkları zaman da ekstradan eğitim almaları gerekiyor. Tabii tabii. Hazırlık tabii, yapmaları tabii, gerekiyor. Tabii. Evet. Evet. O eğitim almak için de tamamen muhteris. Kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Kifayetsiz muhteris. Evet. İzleyenlere hocam bir hatırlatma yapalım. İletişim telefonumuzu, internet adreslerimizi bir hatırlatalım. Evet, bir İbrahim Gökçe'ye ulaşmak istiyorsanız 212-621-65-66 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. 21-65 özür diliyorum. Ve resmi internet sitesinden de girip bitkiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Ve ulaşmak istediğiniz bitkiye de İbrahim Gökçek aracılığıyla ve vermiş olduğumuz danışma numaralarıyla da ulaşabilirsiniz diyelim. Bir örnek daha vereyim.
Ondan bir yanımda benim bir webmaster'im vardı eskiden. Yanında çalışanlara zulmediyor. Bağırıyor, çağırıyor. Küfrediyor, hakaret ediyor. Dedim ki ya ne biçim iş yapıyorsun? Biz seni bunları arkadaşların başına bir, değil mi? Yönetici olarak koyduk. Güzel ne? Konuş. Azabınla, değil mi? Onlara hakaret ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Öyle olmuyor, böyle olacak, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir de bağırarak hareket yapıyor. Bir şeyi kendisi yapamıyor, onların yapmasını istiyor. Onlar da yapamayınca sinirleniyor. Bozuluyor. İşi yapamıyormuş, pozisyonu düşüyor. Şimdi mesela o gitti, yerine çok çok bilgili, kültürlü bir arkadaş geldi. Relax, rahat. Çünkü işi biliyor, kendinden emin. Bir de çalışanları hiç mutlu etmek lazım. Hiç kimseye bir şey demiyor. Yani ben çalışan bir işçiye ne olsun olsun, büroda olsun, fabrikada olsun. Biri hakaret ederse kendime hakaret edilmiş gibi sayarım. Yanlış. Evet. Kimseye hakaret edemezsin, küfredemezsin. Kesinlikle öyle. İncitemezsin. Evet hocam, çok hiç kimsenin bunun hakkı yok. İnsanları kırmaya, bilginizle ezmeye hakkınız yok. Ona kifayetsiz, muhteris insanlar asla yönetici olmamalı. Asla. Evet. Yönetici pozisyonuna getirilecek insanların iyi incelenmesi gerekir. Karakterinde arıza olan insanlar, kifayetsiz, muhteris insanlar en tepe noktaya kadar ulaşabilir. Onların önünü kesilmesi gerekir. Ve bir de bu tarz durumlarda kendini sürekli hakaret eden, sürekli aşağılayan bir yöneticiyle çalışan elemanlar da mutsuz oldukları için verimliliği daha tabii çok az olur o insanların. İş verimliliği düşer o insanların, evet. Ve çalışmak istemezler. Sadece ihtiyaçları olduğu için, para kazanmak zorunda oldukları için o işi yapmak zorunda kalırlar. Çalışıyormuş gibi gözüküyorlar, evet. Aynen o şekilde hocam.